Mouthpiece ekranlarından selamlar. Bugün oyunların hassas bir noktada durduğu bir konuyu işleyeceğiz. Şöyle bir ilginç bir haber var. Aslında bu diğer boş haberlere istinaden biraz daha önemli ve dikkatimizi çekmemiz gereken bir. Ben şimdi oyunlarla ilgili bir kötü haberler duyarız ya. İşte biri der GTA adam öldürmeye yönlendiriyor, biri der Call of Duty bilmem ne yaptırıyor falan diye. Bu kez o kadar altı boş bir metni olmayan bir söylemle karşı karşıyayız. Belki bazılarınız için boşta gelebilir. David Cage, sevdiğimiz bir abimiz, oyun yapımcısı kendisi ve Detroit Become Human isimli bir oyun yapıyor. Ve bu oyunun yayınlanan fragmanını biliyorsunuz ki bir tane robot çocuğu esir alıyor ve siz de o çocuğu ondan kurtarmaya çalışıyorsunuz gibi bir durum var. Keza farklı bir trailer'da da çocuk aile içinde bir şiddete maruz kalma ihtimali varken siz kurtarabiliyorsunuz gibi bir durum var. Bununla ilgili çocuk hakları derneklerinden veya işte benzeri kurumlardan sert açıklamalar geldi oyunla alakalı. Temel noktaları da şu. Şimdi ne kadar ciddiye alın onu söyleyeyim. Şunu diyorlar, çocuk şiddeti, çocuk istismarı ya da oyunlarda hani böyle eğlenilecek bir araç olarak kullanılmamalı. Temel çıkış noktaları bu aslında. Bu tabii bir sürü açıklama yapmışlar ama bunun üzerine ekmişler ve bunu destekleyen birkaç farklı kurumda almış. Yani tek bir kişinin çıkıp söylediği şey değil bu. Bayağı Çocuk Haklarını Koruma Derneği'nden biri çıkıp demiş. Hani bu olay oyunlaştırılarak kolaylaştırılmamalı veya oyunlaştırılarak eğlendirmemeli insanları. Yani normalleştirilmemeli insanların gözünde. Olduğundan daha hafif bir meseleymiş gibi hale getirilmemeli. Yani biri de şunu diyor mesela, o farklı bir noktadan geçmiş. Yani bu oyun yüzünden şöyle bir yansıma da görülebilir diyor insanlar. Hani insanlar bu oyunda gördükleri şekilde kendi istismarcılarıyla, kendilerine şiddet gören insanlarla başa çıkmak isteyebilir diye bir şey söylemiş. Hani bu oyun yanlış yönlendirebilir demiş. David Cage de oyun yapan abi de şunu söylemiş. Diyor ki, yani diyor benim yazarken diyor, hadi şuraya da bir tane çocuk şiddeti koyalım diye yazdığım bir sahne değil zaten bu diyor. Şimdi diyor, bir oyun yapacağınız zaman tıpkı bir film ve bir dizide olduğu gibi size dokunan noktaları işlemek istersiniz diyor. Ben de dokunan noktalar üzerine bir şeyler yazdım ve hani ortaya çıkan üründe işte bu duygusal olarak etkileyeceğini düşündüğüm için böyle bir sahne koydum diyor. Yani tabii ki de bu yoruma katılmıyor doğal olarak. Ben de şunu düşündüm bu haberi ilk duyduğumda okumadan önce. Dedim ki, ulan dedim her şeyden de artık bir nem kapmaya başlıyoruz yani, tamam konu hassas ama ya bu öyle bir hale geldi ki hiçbir konuyu, bak sadece oyun değil, hiçbir konuyu işlemeyelim o zaman. Filmde de mesela geçen baktım, Türk film dizilerinde de var bu. Diyor ki mesela adamlar işte mafya dizisi yapılmasını mafyayı özendiriyor. Tamam haklı, özendiriyor da yani aslında özendirmiyor. Aynen. Yani öyle yaparsak işte şimdi bakıyoruz Türk dizilerine, Yalı'da zenginler var. Şimdi zenginliği özendiriyor diyemiyorsun çünkü zengin olmak mafya olmak gibi değil yani. Dışarıdan racon kesip merhaba ben zenginim diyemiyorsun. Yani hiçbir şey yapılmayacak o zaman galiba her şeyden bu kadar şey yapmaya başlarsak. Bizde artık psikolojik olarak bozulmalar mı başladı acaba ya tüm dünya anlamında? Ben hani sokağa çıksam sokakta bir sürü tehlike var. Belki hassas olduğum bir sürü şeyle karşılaşabilirim. O zaman ben sokağa çıkmayayım. Düşünürsem bir sürü kafamı bozacak şey bulabilirim. O zaman düşünmeyeyim de kafama kutu geçireyim. Böyle yaşayabilirim. Kovanın içine oturup evde durayım yani. Böyle saçması şey mi var? Bir de oyun şey değil ki hani çocuk istismarcılarını polislerden kurtarıp puan kazandığın bir oyun değil. Ya da çocuğu kurtaran biri Kevin Spacey canlandırmıyor. Yani böyle tartışmalı bir yoruma kaydırabileceğim bir şey de yok. Tam tersine hani bu tür sorunların altını çizen, bak böyle bir mesele var, bu ciddi bir şey, böyle böyle yapılması gerekiri gösteren bir oyun. Ya ben de zaten bu açıklama yapan arkadaşların çok fazla oyunun da işi dışı olduğunu zannetmiyorum. Yani büyük ihtimalle çünkü o şey var, eğlendirmek falan demiş ya, bunu herhalde şey diye söylemişler. Hadi vur çocuğa da eğlenelim. Yani çocuk da silah tutan falan bizi zannediyor ya da bilmiyorum. Yani orada ele alınan soru normal bir polisiye olayın bilim kurgal. Yani bu filmlerde görebileceğim bir şey, çocuğu rehin almıştır. Hani orada dramatik bir sahne vardır. Ulan ne filmler var şimdi, saymayayım burada yani çocuklarla tabii ilgili. Canım. Kötü anlamda değil yani, hakikaten insanın içini burkan, insanı kötü hissettiren bir sürü film varken oyun yurt dışında da tam anlamıyla oturmuş bir kavram değil ya. Çünkü oyunda interaktif olduğun için, ki David Cage'in oyunu en az interaktif olduğun oyundur herhalde bu tarz oyunlar arasında. Sonuçta hani sen karakteri seçimler üzerinde, yani film gibidir aslında adamın oyunları. Hani adam orada eğlendirince deyince ben dedim ki hani orada bir eğlendirme olayı, tamam kelime anlamıyla eğlendiriyor ama dram filmi izlerken de eğleniyorsun. Aynen. Yani eğleniyorsun dedim, biz haz veriyor sana. O oyunda bir haz veriyor ama bu haz şey değil. Senin dediğin gibi. Hadi çocuk istismarcılarını alalım da götürelim. Bir polislerden kaçıralım olayı değil yani. Ya şeydir. Eğlence anlayışı öyle bir eğlence değil gerçekten de o. İrite etmek üzerine. Zaten izlerken, trailer'ını bile izlerken oynamayı geçtim. Evet, İrite olduğunuz bir durum var hani orada. Yani bu şekilde yapılıyor olması çok da problemli değilmiş gibi geliyor. Ki David Cage de şey diyor. Bir oyunla ilgili. Hani oydan oyuna oynamadılar bile sonuç itibariyle. Bu oyunla alakalı yorum yapmadan evvel ya da işte sadece bu oyunla alakalı da değil, bunu genelde düşünebilirsiniz. Bir temaya işleyen oyun nasıl işliyor? Hangi bağlım içerisinde işliyor? Buna bakmak gerekiyor diyor. O doğru. Onu yani söyledi. Şimdi şöyle bir şey var.
İkisi de mafya. Godfather'da mafya hikayesidir. Kurtlar Vadisi'de mafya hikayesidir. Bir tanesi öyle bir işler ki hani gerçekten özendiriyordur. Ki Kurtlar Vadisi ben çok net biçimde özendirdiğini en azından bugün itibariyle hani düşünüyorum. Başladığında belki başka bir hikayesi vardı vesaire falan. Ama Godfather'a baktığın zaman ki anlamayan insanlar onlar da özendiriyor bak falan derler. Evet. Öbüründe mavi gömlek pardüsü çektin mi oluyorsun, öbürü daha pahalı. Hayır, Godfather'ın tek farkı daha pahalı olması değil. Godfather'da yani anlatılan şey, evet, yani mafyayı özendiren değil. O mafya hayatının aslında ne kadar sıkıntılı, nasıl yani demoralize, etik olmayan şeylere kaydırdığını işler vesaire gibi bir durum vardı. Sen anlamıyorsan Detroit'e de bakıp ha bunlar işte çok normalleştiriyor diyebilirsin. Ha öte yandan şöyle bir şey var, Detroit için söylemese bunu gerçekten de. Haklı oldukları yanlar var. Normalleştirilmemeli, efendime söyleyeyim çok olduğundan daha hafif bir şeymiş gibi gösterilmemeli, eğlence için kullanılmamalı. Ama işte mesela bunu Hatred gibi bir oyun için dersen yani eğlence için adam öldürmek vardır. Bir de gerçekten işte hani konsept içerisinde öldürmek durumunda olduğun için adam öldürmek vardır gibi bir şey var. Yani bunun sınırlarını kim çiziyor? Önemli olan mesela Hatred çıktığı zaman, Hatred'ı burada bilen var mı bilmiyorum, anlamsız yere insanları öldürdüğünüz evet. bir oyun. Yani tamam, bunu da yine şiddetin yanlış olduğunu göstermek amacıyla, tepki amacıyla yaptığını söylüyor da tabii bu hani çok ayrı bir görüş. Yani herkese yani. Benimsetebileceğim bir şey hani değil. Mesela ya onu yapamıyorsun ama yani yapamamış evet. yani. Yani mesela GTA'da herkes öldürebiliyorsun. Ama evet. GTA mesela bu bağlamlara Hatred kadar girmiyor. Çünkü neden? GTA'nın kendi içinde bir yapısı var. Ha. Yani GTA sana şunu demiyor. Hadi bakalım çık da 500 kişiyi öldür demiyor. Aynen. Sana bırakmış bir orada evet, açık orada bir şey var. İnsanların Hatred'de, kökünü kurutmak için yola evet, çıkıyorsun. Görev o yani hani insanları öldürmek. Bir oyun çok tartışıldı çıktığı zaman. Normal olarak çok. İyi de bir oyun değildi zaten. O yüzden çok da hani bir gün tartışıldı ve durdu. İyi oyun olsaydı belki konuşulurdu. Bu Detroit'le alakalı o kısım da var mesela. Hatred birebir bunun üzerinden kendimizi konuşturalım, infial yatalım, oyundan satalım mantığıyla yapılmış. Aynen öyle. Şimdi Detroit'e de aslında birazcık şey diye böyle bir yorum yönlendirmiş bu abiler. Demişler ki tabii ki işte çocuk istismar falan bundan ciddi konular. Zaten bizim yaptığımız iş hani istismar sonucu problem yaşamış insanlara avukatlık yapmak, destek vermek. Böyle bir derneğin şeyi, mensubu. Mensubu yani. Bu abi. Ama işte bu işten para kazandığınız zaman mesela mevzusuna gittiriyor. Zaten senin de en başta söylediğin hani ben yaparken işte şunu şunu da şuraya ekleyeyim diye değil. Gerçekten de bağlam içerisinde. Evet, değinilmesi gereken bir konu olduğu için bunu ekledim. Ya bu amaç işte çocuk istismarından iş yapayım da para kazanayım falan değil aslında bakarsanız yine. Ya orada şöyle bir şey var. Tabii şimdi adam yani büyük ihtimalle hikaye zaten tamamı çocukları kurtarıyoruz gibi bir hikaye değil ama dikkat çekici noktası olduğu için ikidir oradan gösteriyor trailerlara. Evet. Yani çocuklar daha duygusal anları yaşatabileceği için insanlara. Orada şöyle bir şey var bu arada şey diyecektim. Asıl önemli olan şey biraz benim dikkatimi çeken şey. Şimdi bu diğer olaylara benzemiyor. Şimdi çocuk olduğu için genel izleyicinin yani oyunları bilmeyen genel izleyici dediğimiz hani bu haberleri okuyan veya televizyonu izleyen her neyse. Amerika için konuşuyorum burada bizim de zaten öyle bir şey yok da. Şöyle bir sıkıntı yaratır mı acaba? Şimdi çocuk olduğu için konu bir ekstra dikkat çekiyor. Evet. Hani ulan ne oluyor orada? Bilmeyen adam da eğer haberi böyle aldıysa ki medyada seviyor böyle satmayı yurt dışına da. Hani böyle bir şey var ortada diye. Çocuk bir tane derneğin bir tanesi şunu istemiş çünkü. Hatta Sony'den. Bu oyunu çekin. Evet. Yani bu oyunu çıkartmayın geri çekin. Şimdi Sony'nin bu saatten sonra ben hayatta bu oyunu çekeceğini falan zannetmem tabii de. Ki yani hani çekilecek hiçbir şey yok ortada. Yok. Ama böyle bir acaba kamuoyu oluşturma çabasına girecek mi bu dernekler? Yoksa bu sadece böyle bir açıklanmış ve hani biz de buradayız bir hassasiyetimiz var ve bu hassasiyeti belirtme ihtiyacı hissettik gibi bir durumla mı kalacak bilmiyorum. Çok üstüne bence gitmezler bu oyunun. Abi bu abilerin verdiği bu tepki veya işte kamuoyu oluşturma çabası bu Far Cry 5 içinde yasaklansın diyen tipler var diye onlardan daha ileri gitmez. Öyle diyorsun. Evet. Bir de Far Cry 5'te Amerikalıları vuruyorsunuz. Evet. Lan sabahtan beri vuruyorsunuz evet. bize. Far Cry 5'i bilmeyen var mı bu arada? Amerikalılar çıkıp işte böyle gerçek Amerikalılar. çıkıp işte Far Cry 5'te Amerikalıları vuruyorlar. O yüzden bu oyun yasaklansın demişler de ulan ağzınızı burnunuzu kıracağız şimdi. Ölmedik adam kalmadı lan Avrupa'da dünyada yemin ediyorum. Kuruttunuz lan Ortadoğu'da insan kalmadı. Şey oyunlarda vurulmadık. Bir şey diyordun. Evet ya bu Amerika evet. değil mi bu kuruluşların? Evet evet Amerika. Yok İngiltere. Şu an konuştuğumuz İngiltere mi? Ha, İngiltere ben Amerika zannettim. Ha. Tamam, yok iki tarafta da galiba tepki gösteren yer var ama esas mevzu bu hani İngiltere'den. Evet suistimal eden dernek. Yani Amerika üzerine konuşacaktım. Şunu diyecektim hani marketinizde silah satıyorsunuz önce onları kaldırın. Tabii, herkes tabii. silaha kolaylıkla ulaşabiliyor hani bunu konuşacaklarına. Ama patladı işte İngiltere'de bir şey. İngiltere'de de kolay herhalde. Bu arada hani eleştirdikleri bölüm yani karanın olduğu bölüm Amerika'da geçiyor sonuç itibariyle ve yani bir sonuç itibariyle işin içerisinde hani şeyde duran, çekmecede duran bir silah var falan filan yani ya sonuçta her şeyi İngiltere özelinde söylemiyordur hani bizim İngiliz vatandaşlarımız hassaslık gösterecek. Tabii. Bilmiyorum. Bana ilginç geldi. Sadece olay şu. Normal çok üzerine goy goy yapılacak bir şey bu aslında bizim için. Çünkü biz bu taraftan bakıyoruz ama
Ben bu konularda biraz savunmacı olduğumuzu düşünüyorum. Bizim ekstra savunmacıyız yani. Belki de objektif bakamıyoruz bazı şeylere. Hani çok fazla savunmaya geçiyoruz. Hani otomatik olarak oyunda öyle değil lan. Oyunlar yanlış biliyorsunuz yok, falan diye. Öyle geçmiyoruz. Öyle geçiyor muyuz merak ettiğim için hani o sordum. Çünkü hani sinemada da böyle, kitaplarda da böyle. Bunların hiçbiri yokken yüzyıllar önce de çocuklar istismar ediliyordu, insanlar öldürülüyordu. Hani bu sebep değil ki. İnsanın içinde var olan duygular bu sapkınlıklar. Muhakkak sebep değil de orada sıkıntı adamlar için şu. Onu anlamıyorum. Adamlarla empati kurmaya çalışıyorum. Şimdi çıkıp mesela bir filme sen bunu söylemiyorsan. Evet. Ve bir diziye bunu söylemiyorsan. Bir oyuna bunu söylüyorsan. Şimdi burada adam neyi kaçırıyor? Biz neyi göremiyoruz yani? Bizim için hepsi aynı değil mi? Yani ben filmde, kitapta, dizide, oyunda hepsi bende aynı etkiyi bırakıyor. Yani şu anlamda hani birinden çok etkileniyorum. Birinden daha az etkileniyorum diye bir şey yok. Yani bende 4'ü de 5'ü de aynı etkiyi yaratıyor. Ama bu adam öyle bakamıyor. Bunun iki sebebi var. Bir, oyunu bilmiyor. Ya oyun geçmiş olmadığı için anlayamıyor oyun yapısını. İki, şunu düşünüyor büyük ihtimalle. Burada karakteri sen oynadığın için kendin empati yeteneğini daha çok arttırabilirsin. O yüzden çocuk istismarı olayı farklılaştırılabilir falan gibi düşünüyor diye. Yani bak başka aklıma sebep gelmiyor. Ya, şey, ya da şey piyasada böyle bir şey çıkmışken basalım yorumu diye basmışlar. Burada böyle bir durum. Şeyde çok detaylı biçimde şey söylüyordu. Hani sonuç itibariyle bu şeyin, suistimalin şeyim ne derler ona? Maktulü değil. Zanlısı, suçlusu, kurbanı. Kurbanı, evet. Kurbanı olan insanlar burada gördükleri, bu oyunda gördükleri şekilde evet. savunma yapabilirler. Yapamazlar. Problem şundan kaynaklı. Ya tabii ki yani orada gördükleri bir şeyden savunma yapmaları, hatta seslerini çıkartmalarını isterseniz beklersiniz ama oyunda işte genelde birisinin ölmesiyle sonuna eriyor ya. Ya bu çatışma hani o kendini savunacağım, işte o da işte daha da bastıracağım falan derken istenmeyen biçimde bir etki yaratabilir. Etki yaratabilir. Ama zaten bu oyun yapısı gereği belli bir yaş kitlesinin üzerine satılan. Kesinlikle. Yani şey değil. Ama adamlara şeyini söyleyeyim dedim yani. 5 yaşındaki çocuğu alıp da al bakalım sen de işte aman yani Allah korusun istismar uğruyorsan bunu oyna da burada nasıl savunuyor zaten bir kere oynat. Yok yani istismar uğramış seneler sonra oynuyor oyunu. Evet. Geçmiş anısı canlanıyor intikam almak istiyor. Ha öyle ya, bir yani, dürtüsü. Ama o adam için yani sadece bu oyun değil ki tetikleyen. Yani. Hayatta evet, her şey tetikleyen. Saçma olan yani. O zaten. Hani bir ana haber bültenini ben bugün seyrettiğim zaman zaten direkt tetiklenirim yani öyle bir eğer geçmişim varsa. Hani ama belki bu oyun ekstra... Diyorum ya o zaman işte her şeyi filtrelememiz lazım. Yani herkesin hassas olduğu bir konu vardır çünkü bu hayatta. Sen mesela eski kız arkadaşından ayrılmışsındır, hassassındır. İlişkilerle ilgili her şeyi kapatın. İzlemek istemiyorum, kalbim yaralanıyor dersin. Basit bir şeydir ama senin evet. için ağırdır belki. Seni depresyona sürüklüyordur. Yani onu depresyona sürükleyen sebeple seninkili aynı olmak zorunda değil ki herkes nasıl farklı. Ben mesela işte hayvanlara zarar gelmesini sevmiyorum. O zaman ana haber bir tane tüm hayvan haberlerini yasaklayayım. Ben görmek istemiyorum kardeşim. Evet. Filtreleyin. Çok üzülüyorum. Depresyona giriyorum. Yani veya bir tanesi mafya dizisi izleyince uçuyor, geçiyor, palto giyiyor diye Godfather filmini vizyondan kaldırıyorsun. Aynen. Hani oha yani yuh. Godfather filmini vizyondan kaldırmak ne lan? Hani anladınız mı? Bunun ucu yok gibi geliyor bana. Bir yerde sınır olmalı mı, olmamalı mı? O da artık yani burada üçümüzü konuşup da şurada sınır olmalı, şurada olmamalı diyebileceğim mevzu değil galiba. Tabii tabii. O hassasiyetlere göre olacak bir şey değil. O kanunlarla ve şeylerle. Yani kanun yapıcı da gayet objektif bir biçimde belli, somut şeylerle. Yani benim hissim, hissiyatım bence, çok ters falan değil. Bu çok açık. Ha. Bu açık dizileri kapatın veya bu çok şey. Bu çok şey dizileri kapatın. Ya zaten olmadı. Çoğu şey hani değişti biz farkında olmadan. Yani izlediğimiz, evet, gördüğümüz evet. şeyler hani değişiyor. Bir ara uçan kaçan mevzusu vardı. Bir baktım çizgi film yok artık televizyonda. Evet. Dizi desen öpüşme sahnesi bilmem ne olsa komik komik böyle yapar gibi ama yapmıyor gibi. Hani bir daha tuhaflaşıyor her şey. Ya geçen şeyi gördüm. İşte çocuk kanalları bir tanesini gördüm. Hep animasyon yapıyorlar artık ucuz diye. Yani tüm diziler, çizgi diziler, Türkiye'den çıkma çizgi diziler zaten hani şey. Yabancılar, garip garip konuşan tipler. Yabancıların zaten şeyi kalmadı. Ya detaylı çizgi yok yani. Çok düz çizgiler. Yani ben izledim mesela bu ne lan bu detay seviyesine yani falan. Konu da diye. Çok basit. Bayağı iki tane şey var. Pış pış vuruyorlar falan böyle. Yani bizim seyrettiğimiz çizgi filmleri şu an açıp seyrediyorum çocukken seyrettiğimiz mesela. Ulan şu an bile komik geliyor. Biz dedim o dakika bazılarını falan. O zaman nasıl seyretmişiz ya diyorum. Mesela Sünger Baba ben hala gülüyorum. Hatta diyorum çocukken bunu nasıl seyretmişiz biz hani bazı espriler falan bayağı çünkü belli bir yaştan sonra algılanıyor neredeyse. Ama Sünger Baba mesela hep takdir ederim. Her yaşa hitap edebilen nadir çizgi filmler. Abi Susam Sokağı, SpongeBob birkaç tane daha örneği muhakkak vardır. Hani çocuğuyla beraber izlemek zorunda kalan aileler de düşünülerek yapılmıştır. Araya bir çocuk anlamaz onu ama öyle çok komik bir espri sıkıştırmıştır falan diye. Yani Susam Sokağı'nda bile vardır o. Şimdi artık düz yani. Yani bir Bugs Bunny bile yok televizyonda. Bugs Bunny yoktu. O da ne severdik de. Bayağı şiddet doluydu o. Bayağı şiddetli Bugs Bunny'de yani. O mu bizim ama gerizekalı olmadığımız için arkadaşlarımıza yapmıyorduk yani bunları. Evet. Tom ve Jerry de öyle. Şiddetin yani göze hoş gelen şiddetin tanımı Tom ve Jerry ama gidip de biz kedi mi vuruyorduk onu izleyip? Hayır. Fare vuruyorduk. Ben fare vuruyordum. Fare eziyet çekiyor ama kediyi
Ya şey vardı bir de. O alt metinler var ya işte Şirinler aslında işte ya aslında şey evet ya. Yani. Öyle bir şey olsa o dönemde yayınlatırlar mı lan onu? İşte o dönem aşılamaya çalışıyorlarmış onlar. Sen bilmiyorsun. Ay Amerika'da ya. Rus ajanları Amerika'da orada o dönem. Ha, Amerikalılar da uyuyor. Niye oğlum şey soğuk savaş dönemi. Geçen gün bir kitap okudum. Hemen tavsiye ediyorum bu kitabı. Masallar ve kadının toplumda kadının yeri gibi bir şey vardı. Hmm. Kitap var. Tam adını hatırlayamam. Aslında birinin tez çalışmasının kitaplaştırılmış hali. Şey masalların alt metinleri ve kadınlara verdiği mesajları. Evet. Söylüyordu. Ben niye okudum derseniz içimde bir kadın şundan dolayı merak ettim. Evet, merak et. İlginç bir kitapmış gerçi. Çünkü okuduğum masalların safiyane olmadığı belli yani bir altında onu yazan da bir insan evladı yani ve ne düşünerek yazıldığı söyleniyor. Şuna karar verdim. Yemin ediyorum hani böyle bazen erkekler şöyle bir yadırgamada bulunuyor ya Türk kadınlar işte evlenmek istiyor sadece işte kocaya kaçmak amaçları falan filan. Oğlum o masalları okuyup da o masalları okuyup da yani hala bir iş kadını olabilen varsa alkışlamak lazım yani. Ulan ne pis masallarmış be. Evet. Ne pis masallardan kastım ya. Direkt şey bir prens. Evet. Öyle bir ölüyor ki oğlum biz öyle bir varlıklar erkekler olarak öyle düşünüyoruz. Aynı biz böyle değiliz ki lan. Sen yani kadın olarak hani hayattaki amacın prens bulmak üzerine odaklı yani yazgın bu. Prens bul ve evlen yani. Evet. Bu bir de güzel bir masal. Evet. Hani sonra neden Beyaz Atlı Prens'i bekliyoruz? Bekler tabi okumuş orada her şeyi. Rapunzel'i, Mapunzel'i, cartı, curtu. Abi Rapunzel niye kulede? Ben onu hiç anlayamayacağım. Bağla bir yere saçını, aşağıya in sonra kes çık işte yani. Hani kulede kalman için bir sebep yok. Bazı masalların da nasıl çevrildiğini burada anlatmayayım. Mesela evet. Pamuk Prenses yatıyor, öpücük konduruyor ya. Cüceler aslında, var. Cüceler aslında orada şey isim geliyor. O şey... Grimm kardeşlerin hikayeleri yani masalları aslında çok daha kanlı ve çok daha adult evet, evet. Yani yetişkindir. Yetişkin şey. Oradan çocuk şeyine çevriliyor. Yani o Pamuk Prensesi orada o değil yani. O evet. O öpücük başka. Yani Witcher'da da çok güzel göndermeli bir hikaye vardı. Pamuk Prensesi'nin şeyleri. Evet. Neyse konu nereden nereye geldi? Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.